Nijeryalı bir kardeşimle karşılaşmıştım. Dedi ki hocam, alem İslam sizi bekliyor. Dedim ki Nijerya'nın nüfusu 170 milyon. Neden siz değil de biz? Hocam dedi, Hindistan'a gitsen, Arakan'a gitsen, Kudüs'e gitsen, orada insanlar, Nijeryalılar gelecek, ümmeti kurtaracaklar. Böyle bir ifade duydun mu? Duyar mısın? Hayır, duymazsın. Ama Afrika'ya git, güneyine git, kuzeyine git, Doğu Türkistan'a git, Arakan'a git, Kudüs'e git, Muhammed Nursi'ye git. Alem-i İslam'ın kilitlerini, ümmetin zincirlerini kim kıracak diye sor. Osmanlı'nın çocukları diyecekler. Onun için ayağa kalkacaksınız. Nijeryalı bir kardeşimle karşılaşmıştım. Dedi ki hocam, alem-i İslam sizi bekliyor. Dedim ki Nijerya'nın nüfusu 170 milyon. Neden siz değil de biz? Hocam dedi, Hindistan'a gitsen, Arakan'a gitsen, Kudüs'e gitsen, orada insanlar, Nijeryalılar gelecek, ümmeti kurtaracaklar. Böyle bir ifade duydun mu? Duyar mısın? Hayır, duymazsın. Ama Afrika'ya git, güneyine git, kuzeyine git, Doğu Türkistan'a git, Arakan'a git, Kudüs'e git, Muhammed Nursi'ye git. Alem-i İslam'ın kilitlerini, ümmetin zincirlerini kim kıracak diye sor. Osmanlı'nın çocukları diyecekler. Onun için ayağa kalkacaksınız. Nijeryalı bir kardeşimle karşılaşmıştım. Dedi ki hocam, alem-i İslam sizi bekliyor. Dedim ki Nijerya'nın nüfusu 170 milyon. Neden siz değil de biz? Hocam dedi, Hindistan'a gitsen, Arakan'a gitsen, Kudüs'e gitsen, orada insanlar, Nijeryalılar gelecek, ümmeti kurtaracaklar. Böyle bir ifade duydun mu? Duyar mısın? Hayır, duymazsın. Ama Afrika'ya git, güneyine git, kuzeyine git, Doğu Türkistan'a git, Arakan'a git, Kudüs'e git, Muhammed Nursi'ye git. Alem-i İslam'ın kilitlerini, ümmetin zincirlerini kim kıracak diye sor. Osmanlı'nın çocukları diyecekler. Onun için ayağa kalkacaksınız.